Resimlerimi göstermek isterseniz burada eserlerimden oluşan Çok bir isterim. kitap getirdim. O kitabı alayım ben hemen. Size. İzleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Efendim Eşref Armağan Görmediklerim kitabını şöyle paylaşalım. Hemen içerisindeki eserleri de her eserin size ait olduğunu söyleyelim, paylaşalım. Her şöyle resmi lap diye gösterme kameraya. Yani e, Şöyle paylaşayım. Yazıları <laughs> değil de eserleri göstermek istedim. Şöyle hemen hızlı hızlı paylaşayım. Yani gören bir insanın bile çizmesi zor olan birçok eseri burada görebiliyoruz. Şöyle renklerin geçişlerine, perspektifine dikkat ederseniz hakikaten müthiş eserler. Ellerinize, kollarınıza sağlık. İnşallah en yakın zamanda sergi halinde de biz sanatseverlerle buluşturmuş oluruz sizi. İnşallah. Bu Bakın şimdi ben şurada bir şey yaptım. Resimde de bir şey yaptım esasında. Evet. Ee, mesela... Bu resimde herhangi bir hata var mı? Resimde Doğru lazım. herhangi bir hata tek bir şey var Eşref Bey. Evet. Çanın üzerindeki bu altındaki desenleri tek sıra yapmışsınız, orada iki sıra. Hı. Onlara o kadar dikkat etmedim. Hı -hı. O kadar. Ee, Onun zaman dışında bak. herhangi bir şey yok. Yok, bak var burada. Var mı? Bak şu şu şurası var ya. Evet. Burası böyle olacak. Daha e, oval olacak öyle mi? E, şu, şu ucu e, simetriklikten kaçtı. Şimdi simetrik oldu. Evet. Peki bir şey soracağım. Şimdi bir eserin tamamlanması e, birkaç gün alabiliyor öyle değil mi? Tabii tabii. tabii. Dolayısıyla yani sizin resmine o, göre değişiyor. O eseri aklınızda da tutmanız gerekiyor. Tabii şimdi eseri. mesela benim çocukluğumda Hacivat Karagöz Hı -hı. vardı. E, onu böyle deriden yapıyorlar. E, ben 7-8 yaşında onu inceledim. 60 senede geçse fark etmiyor. Hı -hı. O şekil beynimde. E, sözel hafızam yani bu bilim adamlarının baktıktan sonra söyledikleri cihazlarda sözel hafızam tamamen şek çizgi şekillerle dolu. Hı, hı Yani hiçbir zaman unut. Şimdi şu şekli bana 50 sene sonra söyleseniz bunu aynısını yine buraya çizerim. Muhteşem. Bir şey. Hiç ellemeden. Bakın bir de şunu söyleyelim gösterelim. Mesela siz bana deyin ki şu rengi göster kalemlerde. Tamam. Biz kalemleri öncesinden tabi sıraladık renklerine göre. Şimdi evet. o zaman sarı rengi verirseniz. Şimdi şu siyah şu sarı. Sarı evet. Hiç Yeter hata olmaz. Şey. Yeter ki Benden habersiz şunları Kimse karıştırmasınlar. Şimdi programa başlamadan önce Eşref Bey'e dedim ki Eşref Bey çok şıksınız dedim. Hakikaten öyle. Çok şık, çok, çok e, hakikaten yakıştırmış giydiği Kıyafetler çok güzel. Çok hatta çok karizmasınız öyle söyleyeyim. <laughs> Allah. <laughs> ben <gülüyor> şimdi dört köşe oldum. Kıyafetlerinizi kendiniz mi seçiyorsunuz dedim yoksa birisi size destek oluyor mu, yardımcı oluyor mu diye sordum. sizin cevabınız? Valla ben bunu gardroba sıralarken bunun gömleğini, kravatını, işte takım olarak e, ayakkabısına kadar hepsi bir durur. Hı hı. Yani o kişilere gösterip de bu ne renk ceket, bu ne renk filan değil. Hepsi böyle ayrı ayrı durur. Ben istediğim şeyi al alıp giyiyorum. Renklerine Aklınızı göre bakıyorsun. de dizdim zaten. Sıraya göre biliyorum hangi sırada ne renk takım var. Ona göre giyiyorum. Müthiş.